2019-2024 yılları arasında, 5 yılda sel afeti öncesinde, stadyum revize projesini, millet bahçesini, gençlik merkezini, kurbanlık satış ve kesim yerini, kariyer istihdam merkezini, geçici hayvan bakım evini, hanımlar şadırvanını yaptık. Sınarcık kafeyi, taksi duraklarımızı, Tevfik Kocabaşıoğlu sokağı, Sakarya Caddesi'ni yeniledik. Esnaf ve sanatkarlar odamızın sınıfını yükselttik. Eski otogar arsasını ihale ederek belediyemize ciddi fon katkısı sağladık. Rahmi Cambaz Caddesi'ni, Fatih Caddesi'ni, Albay Muammer Karakaş Sokağı, Çakmak Sokağı, Enver Paşa Caddesi 1. Sokağı, Hilli Küme Evleri, Pazar Sokağı, parke kapladık. Yüksek Mahalle Beşpınar Semti Yolu, Ezine Caddesi Taş Ocağı Mevki, Hamza Caddesi Dikmen Sokak, Hamza Mahallesi ve Sınarcık Caddesi. Asfalt kaplandı. Şen Mahalle Bahçeler mevkine yol açma çalışmaları tamamlandı. Isuzu pick-up, 2 adet Ford Transit çift kabin kamyonet, Honda hizmet aracı, Omega forklift, Ford Torino hizmet aracı ilçemize kazandırıldı. Ezine Çayı temizlik çalışması, Bahçe Deresi ıslah çalışması, Türk Tarih Meydanı düzenleme çalışması, Sınarcık Parkı iyileştirme çalışmaları, Sınarcık Köprü bakım ve onarımı, havuzlu bahçe tesisleri yenileme, içme suyu tespit ve projelendirme çalışmaları, ilişi sahası yenileme, Yılmaz Semti yeni çocuk oyun alanı, 9 adet bisiklet park yeri, Ali Meydanı mezarlığı giriş düzenlemesi, pandemi dönemi tedbirleri, kapalı pazar yeri bakım ve onarımı, meteoroloji piknik alanı bakım ve onarımı, Hamza mahallemizde içme suyu çalışmaları, yüksek mahallemize yöresel fırın, yeni mahallemize halı saha, şen mahallemize kurban kesim yeri, eski belediye binası bakım ve onarımı, belediyemize yeni malzeme deposu, yaptık. Dini bayramlarımızda geleneksel pilav şölenleri, yerel sanatçı konserleri, gençlik şölenleri, aşure ikramı, bilgilendirme toplantısı, öğretmenler günü programları, sirk gösterileri etkinliği, resmi bayram kutlamaları, espor turnuvaları, sportif turnuvalar, eğitime destek kahvaltıları, sanayi esnaflarımızda kahvaltı programları düzenlendi. Spor akademisi kuruldu. Bozkurt Eğitime Destek Derneği kuruldu ve 5 senede 548 Bozkurtlu üniversite öğrencisinin eğitim hayatlarına yaklaşık 3 milyon TL katkıda bulunuldu. Su ücretlerinde indirim yapıldı. Nikah ve cenaze ücretleri kaldırıldı. WhatsApp iletişim hattı kuruldu. İnternet sitemiz yenilendi. Elektronik belediye hizmete sunuldu. 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen büyük sel ve taşkın afetinde 72 vatandaşımızı kaybettik. Kendilerine Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileriz. Büyük sel afeti sonrasında, arama ve kurtarma çalışmaları, rusubat, ağaç ve tonluk temizleme çalışmaları ve zarar gören altyapımızda anında içme suyu temin çalışmaları gerçekleştirildi. Büyük sel afeti sonrasında, şehirler arası otobüs terminali, Türk Eczacılar Birliği Halk Kütüphanesi, Çınar Kafe, Sınarcık Kafe, park ve düğün alanı, taksi durakları yenileme, meteoroloji sosyal tesisi ve piknik alanını yaptık. Halk Bankası, Tarım Kredi Kooperatifi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu ilçemize kazandırıldı. Enver Paşa Millet Bahçesi, Taziye Evi ve Sınarcık Cami Şadırvanı'nın yapımına başlandı. Altyapıda, merkez mahallemizde 38 bin metre içme suyu hattı yenileme, 4 adet yeni su kuyusu, 2 adet yeni depo yapımı, 979 adet yeni bina aboneliği, 9750 metre kanalizasyon hattı, 7000 metre yağmur suyu şebekesi yapıldı. Mahallelerimizde 12 kilometre su şebekesi tamamen yenilendi. 800 metre kanalizasyon altyapısı döşendi. Üst yapıda, ilçe merkezimizin %95'i asfalt veya parke kaplandı. Yüksek Mahalle yolu 5,5 kilometre sıcak asfalt, Hamza Mahallesi 2,5 kilometre sıcak asfalt, Yeni Mahalle yolu 2800 metre sıcak asfalt kaplandı. Şen Mahalle yolunda sıcak asfalt öncesi yol genişletme ve taş tahkimat çalışmaları tamamlandı. Bütün mahallelerimizde 62 farklı noktada menfez ve su deşarj çalışmaları tamamlandı. Ford Trax damperli kamyon, Dynapack silindir, Isuzu çöp aracı, Komatsu forklift, Avant mini yükleyici, 23 tonluk paletli ekskavatör, Beko loder, Ford çift kabin kamyonet, Ford cenaze aracı, Fiat mini ekskavatör, kombine kanal açma aracı, Ford çift kabin kamyonet, Nissan Navara pick-up, 32 metre merdivenli itfaiye, Mercedes kamyon kırıcı tuzlama kar küreme aracı, Fiat kombo zabıta aracı, yol ve dük aracı, yol süpürme ve çevre temizlik aracı, ilçemize kazandırıldı. Sanayi sitesi, 7 adet yeni köprü, Ezine Çayı ıslah çalışmaları, üst havza tedbirleri, yan dere ıslah çalışmaları, TOKİ 5 bölgede 651 konut, 125 ticari iş yeri, Bozkurt Meydanı, kapalı pazar yeri,
Bozkurt Ortaokulu, 100 öğrenci kapasiteli pansiyon, Duygu Çelikel Anaokulu, Bozkurt Spor Tesisleri, 500 kişi kapasiteli kapalı spor salonu, kültür merkezi, hükümet konağı hizmet binası yapımı tamamlandı. 21.000 metre döşenen hat, 3.100 abone ile ilçemiz doğalgazla buluştu. TEDAŞ altyapısı yenilendi. Türk Telekom fiber altyapısı döşendi. Bozkurt Kastamonu istikametine 45 kilometre yol yapım çalışmasına başlandı. Meydan mevkine yeni çocuk oyun parkı, 7.280 metre perde duvar, geçici oyun parkı, meteoroloji geçici düğün alanı, sınarcık mezarlığı düzenleme çalışması, 3 adet balıkhane, Bahçe Deresi Kuru Dere ıslahı, Abant Deresi ıslahı, Hamza Caddesi yenileme, ilçe girişi düzenleme çalışması, Merkez Cami Şadırvan yenileme, Merkez Cami Avlu yenileme, Şen Mahallemize yöresel fırın, Yüksek Mahallemize sosyal alan onarımı ve fırın, Sami Utku Parkı, yapımları tamamlandı. Dini bayramlarımızda geleneksel pilav şölenleri, ilişi plaj sporları festivali, resmi bayram kutlamaları, sportif turnuvalar, 11 Ağustos seneci devriye programları, mahalle istişare toplantıları, çocuk tiyatroları, eğitim kursları, kadınlar günü programı, Ramazan ayı ziyaretleri, gençlik haftaları, eğitim kurumları faaliyetlerine destek, Bozkurtlu hanımların sosyal faaliyetlerine destek, öğretmenler günü programları gerçekleştirildi. Belediyemize yeni ses sistemi, sahne ve ışık gibi yeni teknolojik malzemeler, pilav pişirme ekipmanları, sayaç okuma hizmetlerine motosiklet, altyapı hizmetlerine harita teknikeri istihdamı ve teknik donanım sağlandı. Biz hayallerimizi daha güzel bir Bozkurt için kurduk. Bozkurt için gerçekleştirdik. Şimdi sıra daha büyük hedeflerde. Her şey Bozkurt için. Muammer Yanık, Bozkurt Belediye Başkanı.